Yaşlıların tamamıyla yabancısı oldukları mekanlarda yönlerini bulmalarını nasıl kolaylaştırabiliriz? ...91 yaşındaki Victoria Basso'nun Trento'daki bilim müzesinde bu konuda yeni bir teknolojik uygulamayı deniyor. Bir tür robot teknolojisiyle tasarlanmış yürüteci test ediyor. Bu aynen GPS gibi oğlumun arabasındaki sisteme benziyor. Bununla kaybolmadan dolaşabilirim. Yolumu kolayca bulur, korkmadan istediğim yere gidebilirim. Robot yürüteç, internet bağlantısıyla konum bilgilerini elde ettiği kullanıcıyı ulaşmak istediği noktaya yönlendirebiliyor. Cihaz, sensörler, kameralar ve engel tanıma sistemiyle destekleniyor. Böylece yaşlıların evlerinden uzaktaki anlarını özgürleştiriyor. Bu yürütece iliştirilmiş sensörler dijital bir uygulama ile çevredeki verileri topluyor. Bilgiler burada analiz ediliyor. Victoria ve onun gibi kullanıcıların yanlış yöne sapmalarını engelliyor. Cihaz bulunduğu alandaki potansiyel engelleri tarif edebiliyor. Ayrıca etrafa hareket halinde olan ve bu robotu fark etmeyen insanları da olası bir çarpışmaya karşı uyarıyor. Ya da bir köpeği örneğin. Aynen. Ve bu cihazı ortaya çıkaran teknoloji nerede ve nasıl geliştirilmiş? Trento Üniversitesi'nde mühendisler bu robot yürütece bir yapay bilinç düzeyi kazandırdılar. İnsani duyarlılığı taklit eden bir yönelim geliştirdiler. Şimdi de sonuçlar üzerinde gönüllüler test ediyor. Bu makine ile kaldırımda yürürken ya da caddede karşıdan karşıya geçerken daha güvenlisiniz. Uygun bir fiyata satın alınması ya da kiralanması da düşünüldüğünde çok güzel bir fikir. Gerçekten de harika. Cihazı geliştirenler fiyatının 2000 euroyu aşmayacağı görüşünde. Robotun düşük maliyetle akıllı teknolojiye sahip olmasına çalışmışlar. Bunun için de bazı kestirme yollar düşünmüşler. Robotun fiyatının piyasada rekabet edebilir düzeyde olmasına çalıştık. Akıllı teknoloji uygulamalarının maliyetini en az düzeyde tutmaya gayret ettik. Yürüteç, çevredeki sensörler ve kameralarla ortamdaki kablosuz internet bağlantılarını kullanarak iletişim kurabilecek. Bu düşük maliyetini koruyarak cihazın kapasitesini geliştirmemize yardımcı oldu. Bu yürüteç robotu hasta bakıcılara bir alternatif olarak düşünmemize gerek yok. Sadece tamamlayıcı bir işlevi var. Örneğin bu yürüteç huzur evinde kullanılabilir. Hasta bakıcının buradaki onlarca yaşlı ile ilgilenmesini kolaylaştırabilir. Araştırmacılar bu cihazın 2 ya da 3 yıl içinde satışa hazır hale geleceği görüşündeler.